İçerik pazarlama planı aslında ne, nerede, ne zaman ve neden sorularının cevabını veren bir plan olması gerekiyor. İçerik pazarlama ile ilgili tabii ki. Burada içerik pazarlama planının önemli öğeleri var. Bir tanesi editoryal strateji. Bu özellikle içerik üreticilerine markamızla ilgili nasıl içerikler üreteceğini gösterecektir. Aynı zamanda içerik paketlerinin hazırlanması gerekiyor. Bu içerik paketleri neden işte web sitesi içeriği hazırlayacağım ya da sosyal medya içeriği hazırlayacağım, videolar hazırlayacağım şeklinde. Bunun yanında hangi kanalları kullanacağımı mutlaka seçmem gerekiyor. Bu hangi kanalları kullanabilirim? Hedef kitlemin kullandığı kanalları, benim markamın karakterine uygun olan kanalları seçip bunlar üzerinden içeriğimi yayacağım. Ve de kısa, orta ve uzun vadeli içerik takvimleri oluşturmam gerekiyor. Bunlar nasıl dersek uzun vadeli takvimler, örneğin bir yıllık takvimler olabilir. Bir yıl içerisinde bazı özel günleri biliyoruz. İşte bazı planlanmış açılışlar ya da ürün lansmanlarımız olabilir. Orta vadeli planlarda bunu bir aya kadar çekebiliriz. O her ay önümüzdeki dönemde neler olacağını daha rahat görebildiğimiz için. Kısalarda haftalık en az olması gerekiyor ki haftalık planlama yapılsın ve gerektiği zaman buna müdahale edilebilsin ve de uyması da kolay olsun.